Gündem'den hepinize merhaba. Bu haftaki bölümümüzde emlak ve yatırım danışmanı Güneş Erköç ile birlikte konuğumuz emlak ve yatırım danışmanı Kadir Haspalamutgil. Kadir Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok sağ olun. Kadir Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 1984 İstanbul doğumluyum. İş hayatıma ailemin yanında ticaretle başladım. Sonrasında 6 yıl önce Antalya'ya gelip Antalya'nın sayılı bir eğitim kurumunda satın alma biriminde iş hayatıma devam ettim. Son 3 yıldır da emlak sektöründeyim. Kariyerime devam ediyorum. Birazdan emlak sektörüne dair sizin de fikirlerinizi alacağız. Evet. Ama ondan önce Güneş Bey, bu hafta emlak sektöründe neler oldu? Beklediğimiz hareket geldi. Yani bunu hep konuşuyorduk. Temmuz, Ağustos Antalya'da daha zayıf geçer. Sıcaklığa bağlı olarak Eylül gelince piyasa çok hareketli olacak demiştik. Hatta demiştik ki ev almanın doğru zamanı. Şimdi ev alın ki karlı çıkın dedik. Ve söylediğimiz gibi oldu. Şu an piyasa çok hareketli. Yani Eylül ayıyla beraber satış rakamlarımız direkt çarpı 2 oldu adet bazında. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Kadir Bey de zaten muhtemelen bunu onaylayacaktır. Ve bu artarak devam edecek yıl sonuna kadar. Devam edecek. Ocak ayında biraz durulma yaşayacağız. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Antalya'dan mülk almak isteyenler varsa daha fazla geç kalmasınlar. Çünkü bundan birkaç ay sonra muhtemelen şu anki fiyatları bulamayacaklar. Zaten sürekli bir artış halinde Antalya'daki evler. Bunu arz talep dengesini konuşurken çok net ifade etmiştik. TL bazında özür dilerim, kaybetme şansınız yok diye bunu söylemiştik zaten. Ama normal artış zamanında olandan daha hızlı bir artışla şu an karşı karşıyayız. Çünkü şu an zamanı geldi, dönemi geldi. Yani Eylül ayıyla beraber bir sezona girdik artık. Ve fiyatlar bundan sonra böyle hızlı artmaya devam edecek. Biliyorsunuz İngilizler de artık gelmeye başladı. Onların da etkisi illaki olacaktır. Tabii. Belirli bölgelerde özellikle. Hep altını çizdiğimiz durum, fiyatı belirleyen şey. Hep sizinle konuşuyoruz, arz ve taleptir. Bu talep devam ettiği sürece fiyatlar da artacaktır. Kadir Bey, siz neler düşünüyorsunuz? Güneş Bey'e kesinlikle katılıyorum. Özellikle hakim olduğum Konyaaltı bölgesinden örnek vermek gerekirse zamanında bizim bile öngöremediğimiz bir artış yaşadık. Bazı yatırımcılarımız hani bu artış devam eder mi, balon mu diye korktular. Biz dedik ki hayır, arz talep meselesi ve ne yazık ki artmaya devam edecek ki gördüğünüz üzere evet şu dönemde satışlarımız ikiye katladı. Fiyatlarımız artmaya devam ediyor. Yabancı satışlarımız Konyaaltı bölgesinde oldukça talep var ve onlara da satışlarımız devam ediyor. Konyaaltı'nda bir parantez açalım. Muhtemelen birazdan Konyaaltı'nda arsa konusuna da değiniriz. Çünkü bugünkü program ağırlıklı Konyaaltı üzerinde olacaktır. Şimdi Konyaaltı'nda fiyatlar ne kadar artabilir de insanlar merak ediyor. Evet. Yani hayalini kurmadığımız seviyede artacak. Çünkü inanın biz bile bu rakamları öngöremiyorduk. Konyaaltı'nın özelini değerlendirelim. Tabii ki. Bir dağla çevrili. Evet. Diğer tarafta deniz. Diğer tarafta Muratpaşa ve Kepez. Şimdi Muratpaşa ve Kepez'e büyüme ihtimali zaten yok. Yok. Denize büyüme ihtimali yok. Dağ tarafında büyüme ihtimali yok. Şimdi Muratpaşa ne yapıyor mesela? Aksu ile birleşiyor artık. O tarafa doğru büyümeye devam ediyor. Burada belirli bir kesimde imara açılması beklenen yer var. O da her seferinde iptal oluyor. Bir talep devam ediyor. Tabii. Haliyle fiyatlar artacak. Peki Konyaaltı'nda talep neden artıyor? Bu kadar vazgeçilmez olan ne Konyaaltı'nda? Benim düşüncem şu yönde. Antalya bildiğimiz üzere çok fazla iç göç alıyor. Ben de İstanbul'dan geldiğim için Konyaaltı bölgesini tercih ettim. Neden? Konyaaltı'nın yeni yapılmış olan ortalama 7,5 kilometrelik bir sahil yaşam alanının etkisi var. Yeni adliyemizin etkisi var. Özel okullarımızın etkisi ve en önemlisi yabancılar için de geçerli olan her yerinden rahatlıkla denize giriyor olabilmemiz. Boydan boya plaj olması. Sitelerin yapıları, yani gerçek site dediğimiz konsept sitelerin yer alması, kapalı otopark, güvenlik, çocuk oyun alanları, havuz gibi bunların hepsi tabii ki talebi yoğunlaştırıyor. Ve daha yeni yapılardan bahsediyoruz burada. Kesinlikle. Haliyle insanlar yeni yapılarda oturmak istiyorlar. Demografik yapı Lara'ya göre birazcık daha farklıdır. Plajları konuştuk, yeni sahil yaşamdan bahsettik. Sahil yaşam öncesi Konyaaltı'nda fiyatlar bir %20 daha ucuzdu Lara'ya göre. Doğru. Ama beğenelim beğenmeyelim ortaya bir proje çıktı ve o projeyi halk beğendi.
kullanıyor. Kesinlikle. Bu da fiyatlara yansıyor, talebi arttırıyor. Çünkü şu an Konya Antalya arayı yakala diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Yani artık rahatlıkla eskiden müşteriler bu sektöre yeni girdiğimiz zaman Lara bölgesinden istiyordu. Bizim çabamızla o bölgeye yönlendirmeye çalışıyorduk. Şu anda müşterilerimiz direkt bizi arayıp Konyaaltı bölgesinden mülk almak istiyoruz diye iletişime geçebiliyorlar. Yani tabii ki beğenen beğenmeyen vardır. Fakat Konyaaltı sahil projesi sadece Antalya değil Türkiye'ye de değer katan bir proje olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bu yüzden talepler de gün geçtikçe artacaktır mutlaka. Konyaaltı'nda bir de farklı bir yapılaşma oldu. Yani Lara'ya baktığımız zaman bina yapısından bahsediyorum size. Daha kozmopolittir. Yani Barınaklar bölgesine gidersiniz, villa vardır. Villanın yanında 1+1 daireler vardır. Hemen yolun diğer tarafına geçersiniz. 15 katlı bina vardır gibi kozmopolit bir yapı vardır. Konyaaltı'nda da, eski Konyaaltı'nda bunlara rastlıyoruz. Bunlar var. Ama son dönemde yapılan değişikliklerle beraber farklı konseptler ortaya çıktı. Ne gibi? Konaklar bölgesi diye bir yer ortaya çıktı mesela. Bunu daha önce konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Bundan 10-15 sene önce öyle bir bölge yoktu. Ama ne yaptılar? Bir yolu, bir sokağa sınır belirlediler. Boğaçay ile bu sokak arasında kalan yere dediler ki alçak katlı bina yapabilirsiniz sadece. Diğer kat taraflarda yüksek katlı binalar var. Şimdi bir tarafta Boğaçay, bir tarafta sınır, sokak, alçak katlı bina olunca müteahhitler orada lüks yapılara yöneldiler. Biraz önce Kadir Bey'in bahsettiği gibi konsept siteler ortaya çıktı ve ayrı bir yaşam alanı ve o talebi sadece orada karşılayabiliyorsunuz temelde baktığınız zaman. Hemen oranın üstüne çıkıyoruz. Molla Yusuf Mahallesi'nde bu sefer yine belediye dedi ki Kepez Duraliler'den geçen kısma dedi ki ben burayı dedi villalar bölgesi ilan ediyorum. Lara'da da villa yok mu? Var. Villa var, yanında 10 katlı bina var. Doğru. Bunlara rastlıyoruz. Ama orada öyle bir ihtimal olmayacak. Sizinle konuşurken biz ne diyoruz? Türkiye'nin Beverly'si olacak burası diyoruz. Niye sadece villa yapabiliyorsunuz oraya? Bugün metrekare birim fiyatı arsadan bahsediyorum. Orada 7000-8000 lirayı görüyor artık. Fiyatlar orada da artıyor. Bu tip konsept yaşam alanlarıyla doğru hamleleri de yaptı. Aslında Konyaaltı sadece yaşam, sahildeki sahil yaşam alanı değil. Bu da yine Konyaaltı'na değer katan unsurlardan biri oldu. Kesinlikle. Peki projeler ne tarz projeler oradaki? Şu anki mevcutta 5-6 tane projemiz devam ediyor. Projelerdeki site özelliklerimizde kapalı otopark, çocuk oyun alanları, fitness center, güvenlik, spor alanları gibi tam donanımlı siteler yapılmaya devam ediyor. Ve Konaklar bölgesinde sadece bu sitelerden oluşan bir yaşam alanı görüyoruz. Yani şu çok az, yani şu denge orada çok iyi sağlanmış. Diğer bölgelerde işte Kadir Bey'in bahsettiği tam donanımlı site ama yan taraftaki farklı bir müteahhite vermiş. Farklı yerlerde bunu yaşıyoruz. Hiç alakası yok ama öyle değil. Yani Konaklar bölgesine gittiğiniz zaman orada bir alt çıta var. O doğru. Seviyenin altında yer yok. Yani orada en alt seviyedeki yer bile Konaklar bölgesinde bu yüzden çok değerli. Ama üst çıtanın da artık sınırı yok. Nasıl sınırı yok? İşte Kadir Bey Konyaaltı çalışıyor. Zaten Konyaaltı uzmanı kendisi. Ben Konyaaltı çalışıyorum. Dubleks dairelerimiz var, sunumlar yapıyoruz, satışlar yapıyoruz, villayla aynı fiyat. Hı hı. Yani düşünün, hemen 1 kilometre ötede o fiyata villa alabiliyorsunuz ama insanlar villa almak yerine yeri geliyor, o sitede bulunmak için, o komşulara sahip olmak için bir yerde o fiyata dubleks daire alıyorlar. Yani Konyaaltı bu konsepti çok iyi yakaladı ve bunu da orada yakalayabiliyorsunuz. Yani Antalya'da çok fazla onun için yer yok. Hı hı. Yok, doğru. Çok fazla örneği yok, evet. Yok. Belki Lara'ya göre sonradan hani imara açılmış bölge olmasından kaynaklı, daha bilinçli yapılandırmayı tercih etmesinden kaynaklı olduğu için de ona göre bir yapılaşma oldu şu anda. Konyaaltı'nda bence burada sahil bandını da değerlendirmemiz lazım. Tabii. Şimdi Lara sahil bandında desem ki hadi bakalım 0 ile 5 yaş arasındaki binaları çıkartalım, müşterimiz var. Bir iki tane, bir iki bilemediniz yani bir aynen. Daha fazla geçiyor. Çok sınırlı ama ne yapıyoruz? Konyaaltı'na geçiyoruz. İşte yine çalıştığımız çok değerli projeler var. Orada tamamlanmış yerler var. Hala boş arsalar var, yapılması beklenen yerler var. Ama öyle bir durum ki biraz önce Kadir Bey bahsetti. Bina, yol,
deniz. Yani evden çıkıp denize girebiliyorsunuz. Yine bu Lara tarafında çok sınırlı. Burada da bir yandan yanlış anlaşılması da olmasın. Hani Konyaaltı'nı konuşuyoruz ya, Konyaaltı'nı övüyoruz. Sanki böyle Lara'yı gömüyormuşuz gibi. Hayır, onlar gerçekler. Lara'nın da müşterisi tabii ki ayrı. Oradaki ayrı yaşam alanı. Lara'yı da çalışıyoruz ve çok seviyoruz. Ama Konyaaltı'nın sonradan imara açılması, sonradan bu tip yeni yapıların oraya gelmesi birazcık daha durumu, dengeleri değiştirdi. Şimdi gurbetçilerimiz mesela, yurt dışında yaşayan Türkler denize girmeyi çok seviyorlar. Çok normal çünkü kesinlikle tatil amaçlı buraya geliyorlar. Soruyoruz biz gelen müşterimize, Lara mı Konyaaltı mı? Ben diyor nereden denize girebilirim? O zaman seçenek yok. Direkt Konyaaltı yönden. Yani şöyle tabii Lara'da da çok fazla konumlar, özellikle belediye plajlar yaptığı otellerin plajları var. Aşağı inip falezlerden denize girebiliyorsunuz ama aynı şey değil. Değil. Yani falezlerden mi denize girmek istersin, sahilden mi, seçenek olarak bu sunulması gerekiyor aslında. Aynen öyle, aynen öyle. Burada Konyaaltı plajı tabii ki bir tık öne geçiyor. Peki şimdi sahil bandından devam edersek, uzmanlık alanınız olduğu için size yöneltiyorum sorumu. Sahil bandından nereye doğru yükseldikçe yatırımlara açık bölgeler var şu an? Yani insanlar nerelere yatırım yapmalılar? Şu anda tabii ki sahil bandı her zaman her yerde olduğu gibi değerli. Güneş Bey'in en başta söylediği gibi Konyaaltı çevrili. Ve sahil bandından yukarı doğru yani sitelere kadar gidebildiğimiz bölgelerde fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Şu anda da yatırım için konuşursak siteler mahallesinde site içerisinde fiyatlar artmaya başladı. Benim tavsiyem daha fazla artmadan şu anda yatırım için hem kira getirisi hem uzun vadede kar yapmak için siteler mahallesi, Molla Yusuf, ki Molla Yusuf'ta biraz geç kalmış olabiliriz, bu bölgeleri tavsiye ederim. Metrekare olarak da dairelerin oldukça kullanışlı. Çünkü 15 yıldan başlayan siteler var. Doğal olarak da metrekareleri daha kullanışlı ve geniş. Yani şöyle tepeden baktığımız zaman Konyaaltı'nda şunu konuşabiliriz. Sahil bandı. İnsanların en çok talep gösterdiği yer sahil bandına yakın yerler. Şimdi burada fiyatlar arttı. Evet artacak ama belirli bir doygunluk seviyesine de geldi. Hemen bir kademe arkası, bir kademe arkası derken en bakir ve en geride kalan yer, çevik kuvvetin üzerinde kalan Siteler Mahallesi dediğimiz yer. Özellikle Kadir Bey muhtemelen onun için zaten orayı vurguladı. Orada yeni siteler yapılıyor. Siteler Mahallesi'nin eski siteler de var. Ama o fiyat doygunluğu henüz ulaşmadı. Yani bizde şu algı oluyordu öncesinde, işte Gürsu'da özellikle sitede şu fiyat, Siteler Mahallesi bu fiyat çok yüksek diyorduk öncesinde ama şimdi talep oraya doğru kaymaya başladığı için yüzdesel olarak muhtemelen önümüzdeki bir sene, önümüzdeki 12 ay içerisinde yüzdesel olarak diyorum Siteler Mahallesi daha fazla kazandıran bölge olacaktır. Tabii. Şunu da söyleyeyim, biz Siteler Mahallesi denize uzak derken Antalya'da en fazla Konyaaltı'da denize uzak yer ne kadar olabilir? Maksimum 3 ila 4 kilometredir. Yani onu da söyleyelim, denize çok uzak değil. Araçla birkaç dakikada varabiliriz. Ortalama hatta Siteler Mahallesi'nde bir yer 3,5 ila 4 kilometre arasındaki şeyden bahsediyoruz. En uzak noktadan bahsediyoruz şu an. Yani Konyaaltı'nın böyle çok ciddi bir avantajı var. Doğru. Ki aslında mahalle olarak da hastanelere, çevik kuvvete, eczanelere, kesinlikle, her şeye de yakın bir konum. Kesinlikle. Sadece deniz değil yani. Tabii tabii, aynen öyle. Zaten bunların hepsini topladığımız zaman bu karşımıza çıkıyor. Ve Konyaaltı'nın da temelde talep olmasının sebebi ve demografik yapının da farklı olmasının sebebi bu söylediklerimiz. Yan taraf üniversite, işte üniversitede çalışan, hastanede çalışan doktorlar var, öğretim görevlileri var, onlar Konyaaltı'nı tercih ediyor. Adliye çalışanları var. Tabii onlar ki tercih ediyor. Birazcık daha orada demografik yapı bundan dolayı farklı çıkabiliyor. Kısa vadede yatırımda Siteler Mahallesi'ni söyledik. Peki şimdi uzun vadeli yatırımda nereye önerirsiniz? Uzun vadeli yatırımda henüz imara açılmamış ama elbet açılacak olan tabii ki Çakırlar Yolu'nun güneyi ve kuzeyi diyebiliriz. Bu bölge şu anda parsellerimiz metrekare olarak minimum 3,5-4 bin metrekareden başlayarak İleride ciddi bir yatırım olacağını düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Şöyle, ben de bu konuda konuşmak isterim müsaadenizle. Şimdi son dönemde Konyaaltı'nın da sahil bandından bahsetmiyorum, içeriden bahsediyorum. Satılmış arsaların metrekare birim fiyatları ortalama 12 bin liraları gördü. Doğru mu? Evet, doğru.
Şimdi 12 bin lira metrekare çok ciddi bir rakam. Evet. Birazcık daha kuzeye doğru gittik. Nereye? Villalar bölgesine, Molla Yusuf'a doğru gittik. Orası 6 bin lirayı gördü. Ve şu an 6 bin liraya yer yok. Yok, metrekaresi 7 bin lira, 8 bin liradan görüyor, evet. Konuşuyoruz. Şimdi oradan çıktık. Molla Yusuf'un çevresinde sizin söylediğiniz çakırların sağ ve solu. Aklıma gelen mahalleleri söylüyorum. Zümrüt, Bahtlı, Çakırlar, Aydınlık. Bu bölgeden bahsedeyim. Şimdi burada imar yok. Yok. İmar planı çıkıyor, askıya alınıyor, iptal oluyor ki teyite muhtaç bir bilgidir. Son aldığım bilgi iptal oldu yönünde. Tekrar 1/100.000'lik plana dönülmüş. Ama şöyle bir gerçek var. Hala biz orada metrekaresi 400 liraya, 500 liraya yer bulabiliyoruz. Evet. Şimdi uzun vadede beklemekten bahsediyoruz ve Konya altında gidecek yer kalmadığından bahsediyoruz. Doğru. Şimdi son nokta buralar. 12 bin lirayı bir tarafa koydum. 400 TL, 400 lirayı bir tarafa koydum. Uzun vadedeki yatırım için sonrasında imar geldiği zaman çok ciddi çok kazandıracak ciddi bir bölge olur. Ve yine mesafe olarak anlatmak gerekirse yine arada 10-15 kilometreler yok. Belki 2,5 kilometre gibi, evet 2-2,5 kilometrelik gibi kısa bir mesafeden bahsediyoruz. O yüzden hani uzun vade derken aslında tam uzun vade değil. Kar oranına da bakarsak bence düşünülmesi yani gerekiyor. İmar gelmeden bile mesela Zümrüt kazandır. Evet. Deniz, liman, hurma, Zümrüt. Doğru. Yani denize 3. mahalleden bahsediyoruz burada ve orada imar yok. Yok. Hali hazırda. Arsa yatırımı için çok iyi bir bölge diyebiliriz. Konya altındaki projeleri konuşurken sahil projesini konuştuk. Bir de öne çıkan projelerden birisi Boğaçay projesiydi. Boğaçay'dan öncesi ve sonrası olarak ayırırsak Boğaçay'dan sonra neler var? Gürsu var, hurma var, liman var. Buralar hakkında da konuşalım istiyorum. Şimdi Boğaçay yine Konya altımızın çok güzel bir projesi. 3 etaptan oluşan bir proje. 1. etap bitti ve değer kattı. Doğru. Konya altı da kendi içinde dediğiniz gibi ikiye ayrılıyor. Boğaçay'dan öncesi ve hani sınır olarak bahsediyorum ve geride ve ön kısmı. Diğer taraf konaklar bandını geçtikten sonra liman, hurma ve sarı su bölgeleri. Hurmayı genelde yabancı müşterilerimiz tercih ediyordu. Oturan kesim daha ağırlıklı yabancı olduğu için hep sitelerden, havuzlu sitelerden ve denize yürüyerek rahatlıkla ulaşım sağlayabildikleri için. Sonrasında tabii denize yakın olan yer liman. Liman daha değerliydi. Sarı su bölgemiz vardı orada. Bir de vardı diyorum çünkü orası biraz daha hep sonraya ötelenen bir bölgeydi. Çok tercih edilen bir bölge değildi. Fiyatlar çok uygundu. Ama orada da yeni yeni projeler, bazı girişimci müteahhitlerimizin öncülük yaptığı ve yeni yeni projelerden sonra orası da ve tabii yer kalmadığından dolayı da oraya kadar devam etti. Sarısu'da da fiyatlarımız yine hiç tahmin etmediğimiz şekilde arttı. Talep görmeye başladı. Özellikle yabancı müşterilerimizden ya da bütçemiz dahilinde Konya altında yine denize yakın mülk istiyoruz diyen müşterilerimizi yönlendirdiğimiz, rahatlıkla yönlendirdiğimiz bir bölge oldu. Yani Sarısu'da en son yaptığımız satışta 700 bin rakamını gördük. Yine klasik olacak ama geçen sene falan bu rakamlar hayaldi. Hayaldi, kesinlikle. 12-13 yaşında bir siteden bahsediyoruz. Yüzme havuzu var, jeneratörü var, otoparkı var, site görevlisi var. Şimdi bir müşteri düşünün ki hem bunları istiyor, hem denize yakın olmak istiyor, hem bütçesi sınırlı. Mecburen evet. Sarısu'ya yöneliyor. Doğru. Çünkü artık kurmada bu fiyatlar kalmadı. Kalmadı. Yani evet. 3+1 bu özellikteki bir site daire almak isterseniz kurmada milyonun üzerine çıkmanız gerekiyor ki liman dediğimiz zaman zaten çok daha yüksek rakamları konuşuyoruz. O yüzden bir anda Sarısu da değerlenir hale geldi. Aslında dönüp dolaşıp hep aynı söylediğimiz şeye geliyor. Arz talep dengesine geliyor. Boğaçay projesi bu arada benim çok beğendiğim bir proje. Evet. Yani evet suyun durumu hep bir soru işaretiydi orada. İşte kirlenme durumu hep bir soru işaretiydi. Ama orası da bir yaşam alanı haline geldi. Yani ben çok hoşuma gidiyor gördüğüm zaman açıkçası. Evet. Orasının çevresinde, Boğaçay çevresinde aydınlatmayla beraber insanlar yürüyüş yapıyorlar. Aileler gidiyor orada, oturuyor, balık tutan insanlar var falan. Ayrı bir yer haline geldi. Ve kendiliğinden herhalde bir sınır oluşuyor. Yani biz Lara Konyaaltı diye ayırırken, ileride herhalde Konyaaltı'nı da Boğaçay sınırın olarak değerlendireceğiz. Muratpaşa ile Boğaçay arasında kalan Konyaaltı ve sonrası, sonrası olarak değerlendireceğiz. İki farklı yaşam alanı ortaya çıkar gibi bir durum oldu.
Boğaçay bu anlamda Konya altına ciddi değer kattı. Doğru. En azından Konya altında ne var dendiği zaman plaj dışında işte Boğaçay da var deniyor. Şimdi Boğaçay geldi, plaj yenilendi ve sahilde çok ciddi bir yaşam alanı oluştu. İnsanlar oraya yığılınca bakıyorsunuz kafeler, bistrolar, restoranlar en kalitelileri orada yer almaya başladı. Bu neyi sağlıyor? Yeri geliyor, Lara'nın insanlar kalkıyor oturmak için oralara gidiyorlar ve bu da Konya altına değer katıyor. Her yerden insanlar Konya altına gider oldu. Önceden bu tip sosyal donatı alanlarında da Lara daha ön plandaydı. Herkes Lara'ya giderdi yemek, içmek ve eğlenmek için. O dengeler de birazcık değişti. Konya altı bakalım çok iyi gidiyor ve biraz önce konuştuğumuz işte Zümrüt'le başlayan imara açık olmayan yer, imara açılmadığı sürece Konya altının her noktası muhtemelen daha da değerlenecektir diye düşünüyorum. Evet, artmaya devam edecek. Dediğimiz gibi her zaman arz talep meselesi. O yüzden de Konya altımız her zaman yatırıma uygun. Ama yine altını çizmek istiyorum. Hani bütçesi kısıtlı olan müşterilerimiz için Konya altında Siteler Mahallesi ve Sarı Suyu lütfen es geçmeyelim. Kısa vadede alırken kazanacağımız, ben bu tabiri çok kullanıyorum belki ama alırken kazanacağımız mahallelerdir. Muhakkak oraları da görmelerini isterim. Bazı izleyicilerimiz bize kızıyor, yorumlarda görüyorum ben. Diyorlar ki işte hep arz talep diyorsunuz, hep arz talep diyorsunuz, sadece fiyat bundan dolayı mı artar? Hayır. Yani tabii ki değil ama serbest piyasa koşullarını belirleyen unsur maalesef bu. Yani 1 milyon liradan satışa çıktığı zaman hiç talep yoksa 700 bin liraya satılabilir. Ama bir mülk çok talep görüyorsa 980 bin liraya satılır. Burada ne emlakçı fiyatı belirleyebilir aslında ne mülk sahibi fiyatı belirleyebilir. Etki eder, inşaat maliyetleri de bunu belirleyemez. Her zaman piyasa ve serbest koşullar belirler. Aslında bize kızmasınlar, kendileri belirliyorlar. Alıcı her zaman fiyatı belirler. Aynen öyle. Çok doğru söylediniz. Bu kadar Konya altından bahsettik. Şimdi izleyenlere birkaç öneride de bulunmak istiyorum. Sizin portföylerinizden bahsetmek istedikleriniz var mı? Tabii ki şu an Konya altın tabii çeşitli bölgelerinde portföylerimiz var. Ama şu anda yeni olan ve fiyatından dolayı da çok talep gören bir mülkümüz Gürsu Mahallesi'nde. Konaklar bandının başladığı bölgede diyebiliriz. Tek bir binadan oluşuyor. 4+1 içerisi komple yenilenmiş terası olan harika bir dubleks dairemiz var. Buranın özellik olarak evet site içerisinde değil havuzu yok ama bölge itibariyle her zaman dediğimiz gibi hani konum fiyatı çok iyi belirliyor. Buradaki fiyatımız bizim 2 milyon 350. Ve biz bu fiyattan çıktık, doğru fiyat olduğunu düşündük, ekspertizini yaptık ve çok kısa sürede geri dönüşler aldık. Çok kısa sürede de gideceğine inanıyorum. Muhtemelen burada tabii konumun çok etkisi vardır. Konakların kesinlikle başlangıcında dedik çünkü evet, denize en yakın konaklar doğru bölgesinden bahsediyoruz. Konaklar ince uzun bir alan olduğu için kuzeyindeki yerler de çok tutuyor ama metrekare birim fiyatı hala denize en yakın. Doğru. Noktalar oluyor. En yakın konum fiyat bu. Fiyat da güzel. Evet, fiyatımız oldukça iyi bir fiyat. Evet, Güneş Bey'in de dediği gibi konakların başlangıcı yani denize yakın olması, önünün açık olması, her yere ulaşım olarak yürüyerek bile gidilebilmesi ve mahallenin biyografi yapısından dolayı da tercih sebebi. Güneş Bey, sizin portföylerinizden devam edelim. Konya altından Oktagon Villası'ndan bahsedelim isterseniz. Benim yapılışından itibaren çalıştığım bir yer Oktagon Villaları. 4 blok 8 villadan oluşuyor. Yaklaşık 2,5 yıl önce çalışmaya başladık oraya. Şu an bir tane villamız kaldı. Tek son satılık villamız. Şanslı müşterimizi bekliyoruz burada. Pandemiyle beraber hep konuştuk ya müstakil yaşam, müstakil yaşam, müstakil yaşam. Hem müstakil yaşam olsun istiyoruz ama hem şehir hayatından kopmayalım, komşularımız da olsun istiyoruz. İkisini birleştirdiğimiz yer Oktagon Villalar aslına bakarsanız. 8 tane villa var, kapalı otoparkımız var ama hepsinin alanı, yaşam alanı ayrı. Neler vaat ediyoruz burada biz müşterimize? Mesela müstakil havuz vaat ediyoruz. Müstakil bahçesi var, kendine özel havuzu var, başka kimse kullanmıyor, kendi bahçe alanının içinde kalıyor. Ve kapalı otoparktan girdiğiniz zaman en büyük eksilerden biridir. Oradaki villalar aslına bakarsanız 4 katlıdır.
Yani gözden kaçan bir unsurdur. Eksi bir giriş, üstü ve onun üstü dediğimiz zaman 4 kat. Kapalı otoparktan girdiniz, elleriniz dolu en üst kata bir şey götüreceksiniz. 4 katlı binaya çıkıyorsunuz ama villanız içinde size özel asansörünüz sizi karşılıyor. Oluyor oktagon villalarında. Yerden ısıtma sistemimiz hazır. Akıllı ev sistemimiz kurulu. Yani özellikle bir yerlere gittiğiniz zaman aslında akıllı ev sistemi çok yoğun kullanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Telefonunuzdan giriyorsunuz. Antalya'ya yola çıktınız. Panjurlarım açılsın. İçerisi şu derece olsun diyorsunuz ve ev sizi o şekilde karşılıyor. Veya giderken bir yerleri kapatmaya vaktiniz yok. Telefondan her şeyi hallediyorsunuz. Toplamda 450 metrekare brüt alan vaat ediyoruz burada biz. 7 artı 1 villadan bahsediyoruz. En büyük artımız söylediğimiz gibi site içerisinde olmasına rağmen havuzla beraber müstakil kişiye özel alan sunuyor olmamız. 4 milyon 800 bin liradan burada satıştayız ki bölgede müstakil havuzlu, asansörlü, yerden ısıtmalı, kapalı otoparklı yok. Ve bu olanlar da bu fiyatlar değil. Son villada özel bir fiyat avantajı sağladık diyebiliriz. Müşterilerimizi de bekliyoruz. Ama güneş beşiğinde altını çizelim. Eksi bir derken insanların aklına hep ya bodrum kat sadece giriş mi değil. Aslında orada da yaşam alanları tabii ki mevcut. O eksi bir o projede gördüğüm için rahatlıkla söylüyorum. Gerçekten çok kullanışlı. Biz eksi bir hatta sahip. Şöyle şunu koyduk. Projede zaten banyo var. Eksi bir dediğimiz alanda. Onun dışında mutfak ve çamaşır alanında yarattık ki bu tip büyük villalarda yaşayan ailelerle beraber yaşayan, çocuklarına bakmakla mükellef insanlar da olabiliyor. Onlar için çok ciddi, yani ayrı bir ev veriyorsunuz aslında ona bakarsanız. Banyosu var, mutfağı var, çamaşır alanı var, geniş kullanılabilir odaları var derken çok ciddi bir artı sağlıyor. Velev ki böyle bir şeyiniz yok, talebiniz yok, orayı spor salonuna çevirebiliyorsunuz. Evet. Alt katı sinema salonuna çevirebiliyorsunuz, oyun alanına çevirebiliyorsunuz çocuklarınız veya kendiniz için aktif kullanılan bir alandan bahsediyoruz. Teşekkür ederim. Doğru bir tespit oldu bu da. Sağ ol. Güneş Bey, aynı bölgeden devam edelim. Villalar bölgesindeydi oktagon villaları. Evet. Bir de şu an tam arkada görünce aklıma geldi. Villa Planus projesi var. Bu projeyi de biraz anlatalım istiyorum. Aslına bakarsanız oktagonla Planus hemen karşı karşıya. Yani bir sokağı komşu paylaşan da. Evet komşu evet. Yerler. Planus bir tık daha sonra yapımına başlanmış bir yer. Yaklaşık aralarında bir yıl gibi fark var. Metrekare olarak Planus yine bir tık daha büyüktür oktagona göre. Haliyle fiyat da bir tık daha yukarıda. Burada fiyatı hatırlatırsanız bana 6,5 milyondan şu an orada satışta. Planus oktagon üzerinden gitmeyelim. Oranın özelinde bahsedelim isterseniz. Sunduk. Burada şey çok önemli. Biz hep onun altını çizeyim de ben. Müşterinin ihtiyaç analizine uygun yerler avantajı var bölgenin. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Çok büyük bir villaya ihtiyacınız yok. Yani 500 metrekare, 600 metrekare bir villaya ihtiyacınız yoksa seçenekler bölgede mevcut. Veya Planus gibi daha yeni yapılmış, hemen gireyim oturayım dediğiniz zaman alternatifler var. Bu anlamda Planus da güzel bir proje, daha büyük bir proje. İçinde müstakil de var, ikiz villalar da var. Haliyle 6,5 milyonluk fiyatıyla ilk başta insanların gözünü korkutuyor olabilir ama kesinlikle yanlış bir algı. Doğru. Bakın o bölgeye yatırım yapanlar mutlaka kazanacaklar. Yani bir yandan bu gözle bakıyor olmaları lazım ki biraz önce konuşurken aynı bölgede arsa fiyatları ne dedik? 7 bin lira, 8 bin lira metrekaresi. Ve belediye henüz o bölgeye yatırım yapmaya başlamadı. Sosyal alanlar kurulmadı. 6,5 milyona bugün pahalı diyen insanlar, evet benim de ekonomik durumuma göre 6,5 milyon yukarıda bir rakam olabilir. Ama bir sene sonra, 1,5 sene sonra biz oralarda 10 milyonları konuşuyor. Çok net göreceğiz zaman, ki şu an bile uygun fiyatlar var. Kalacak. O yüzden müşterilerimiz için eğer ki o bölgeden bir talepleri varsa ben iletişime geçmelerini ısrarla söylüyorum ki alternatifimiz çok. Sizin söylediğiniz gibi oktagon var, Planus var, Boğaçay Premium var, özür dilerim gibi seçeneklerimiz var. Burada da birazcık daha farklı konsept, daha büyük villa arayanlar için Planus'u kesinlikle tavsiye ederim.
örneğin az önce bahsettiğimiz için tekrar yinelemek istiyorum. Burada da eksi bir kattan girdiğinizde Türk hamamı, fitness salonu, buhar odası, sauna gibi birçok donatıları da var. İzleyenlerimiz bu bahsettiğimiz portföylerin linklerini videonun altındaki açıklamalar kısmından bulabilirler. Güneş Bey ve Kadir Bey'in iletişim bilgileri de her zaman olduğu gibi videonun altında olacak. Kadir Bey, bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler. Siz de WRTV kanalına abone olarak her türlü gelişmeyi takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.